Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz boşnak kurabiyesi, anne kurabiyesi tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifime ilk olarak yoğurma kabına 3 adet yumurtayı aldıktan sonra üzerine 1 bardak toz şeker ekliyorum. Şekeri ekledikten sonra çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Yumurtayı ve şekeri güzelce karıştırdıktan sonra üzerine 1 bardak yoğurt ekliyorum. Yoğurdu ekledikten sonra 1 bardak sıvı yağ ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra 1 çimdik tuz, 1 çimdik karbonat ekliyorum. 1 paket vanilya ekledim. Göz kararı olacak şekilde 2 bardak kadar un ekliyorum. Un üzerine kabartma tozunu ekledikten sonra çırpıcı yardımıyla şöyle bir karıştırdıktan sonra azar azar un ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Dondurucudan bu şekilde portakal kabuğu ekliyorum. Bir adet portakal kabuğunu rendeleyip kullanabilirsiniz. Ben toplamda 5 bardak kadar un kullandım. İlerleyen dakikalarda hamurun kıvamını yakından göstermeye çalışacağım. Oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Bu tarifte eğer unun miktarını kaçırırsanız hamurunuz sert olursa kurabiyeleriniz de sert olacaktır. Ona göre dikkatli bir şekilde hazırlamaya özen gösterin. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu toparladım. Bu aşamadan sonra yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar yağı bu şekilde yavaş yavaş ekleyerek hamuru toparlıyorum. Çok fazla un eklememek için bu şekilde yağla toparladım. Güzelce yoğurduktan sonra hamurumu düzeltip hızlı bir şekilde şekil verme aşamasına geçiyorum. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Elinizi çok az yağlayabilirsiniz. Elinizi yağladıktan sonra hamur elinize yapışmayacaktır. Thank you.
Kurabiyeleri hazırladıktan sonra ben üzerlerine biraz şeker serpiyorum. Eğer isterseniz bu şekilde yuvarladıktan sonra ilk olarak yumurta akına, daha sonra da şekere batırabilirsiniz. O şekilde daha tatlı oluyor. İsterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Kurabiyeleri hazırladıktan sonra üzerine toz şeker serpiyorum. Dediğim gibi isterseniz ilk olarak yumurta akına, daha sonra da toz şekere batırabilirsiniz. Çok tatlı olmasını istemediğim için ben bu şekilde hazırladım. Kurabiyeleri hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar kurabiyelerimi pişirdim. Gördüğünüz gibi kurabiyelerim çok güzel bir şekilde kızardı. İnanılmaz derecede lezzetli oluyorlar. Tarifi denediğiniz zaman o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Tarifi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Ayrıca birçok tarife yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kurabiyelerin iç dokusunu da yakından göstermeye çalışacağım. Hemen daha ayrıntılı bir şekilde görün diye kamerayı zoom yapıyorum. Sizler kurabiyenin güzelliğini izlerken, bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.